Güneş kreminin kimyası nedir ve nasıl çalışır hocam? Şimdi güneş koruyucu kremler, herkes soruyor bugünlerde. Herkes denize gitme hazırlıkları, tatile gitme hazırlıklarına başladı. Özellikle güneş koruyucu kremleri nasıl kullanıyoruz? Özellikle güneşin ultraviyole A ve B'si vücutta zararlar oluşturuyor. Özellikle ultraviyole A vücudumuzun cildinde yaşlanma yapıyor, bunun işte lekeler yapıyor. Ultraviyole B ise güneş yanığına neden oluyor. Ve hem ultraviyole A hem ultraviyole B de cildimizde kansere neden oluyor. İşte güneş koruyucu kremler bu ultraviyole A'yı ve B'yi koruyan filtreler kullanılıyor. Bu filtreler de özellikle kimyasal ve fiziksel bariyerler olmak üzere iki farklı bariyerler şeklinde kendini gösterebiliyor. Kimyasal bariyerler genelde güneş ışınlarını emerek güneş ışınlarına karşı koruyor. Fiziksel bariyerler ise güneş ışınlarını yansıtarak genelde bariyer oluşturuyor. Hocam kaç faktörlü güneş kremi kullanmalıyız? Güneş kremleri kullanırken faktör önemli. Özellikle güneş koruyucu faktörü 30 demek, normal güneş ışınlarının vücudun dayanma süresini 30 kat daha artırmak demektir, uzatmak demektir. Yani 30 kat daha uzatıyor güneşin zararlı etkilerine karşı, dayanılık artırıyor aslında. Onun için genelde en az 30 olması isteniyor. 30 olduğu zaman genelde bu ultraviyole ışınlarını %97 koruyor demektir. Onun için en az 30 olmasına gayret göstermek gerekiyor. Hocam güneş koruyucusu seçerken nelere dikkat edeceğiz ve ne zaman kullanacağız? Bir kere güneş koruyucu seçerken güneş koruyucu faktörün en az 30 olmasına, hem ultraviyole A hem ultraviyole B'ye karşı etkili olmasına ve suya da en az 40 dakika dayanıklı olmasına dikkat etmenizde fayda var. Özellikle egzaması olanlar, alerjisi olanlar, hamileler ve çocukların da özellikle burada içerisinde alerjen madde içermeyen ve daha çok fiziksel bariyer özelliği olan güneş koruyucu kremleri kullanması çok faydalı olacaktır. Hocam güneş kremleri alerji oluşumunu sağlar mı? Yani alerjisi olan kişiler hangi güneş kremlerini kullanacaklar? Alerjisi olanların özellikle güneş koruyucu krem seçiminde çok önem vermesi gerekiyor. Çünkü özellikle güneş koruyucuların içinde bazı maddeler alerji yapabilir. Onun için alerji yapan maddelerin olmamasına ve özellikle alkol içermemesine dikkat etmek gerekiyor ve kimyasal bariyer yerine özellikle fiziksel bariyer içeren, fiziksel filtre içeren güneş koruyucu kremlerin kullanılması çok önemli. Fiziksel bariyer olacak ve alerjen madde içermeyecek ve alerjik olanlar cildi daha hassas olduğu için bu güneş koruyucu faktörün de 30 yerine 50 olması çok daha faydalı olacak. Hocam güneş kremi kullanmak çok faydalı fakat D vitamini azaltır mı? Şimdi herkes diyor ki güneşe çıkmayınca D vitamini alamıyoruz diyor. O zaman çocuk nasıl D vitamini alacak? Ağzından spreyler var, tabletler var, şuruplar var. Onlarla ve yiyeceğimiz gıdalarla alabilir. Onun için sadece ağzımızdan alabilecek bir D vitamini varken illaki güneşe maruz kalmak faydalı olmayabilir. Çünkü güneş hem cilt kanserine neden olabiliyor, hem yaşlanmaya neden olabiliyor. Zararlı etkileri çok fazla. Onun için sadece D vitamininden dolayı vücudumuzu cilt kanserine eğilimli hale getirmemiz doğru bir yaklaşım olmayacak. Hocam hepimizin dolabında önceki yıllardan kalma güneş koruyucuları var. Kullanmalı mıyız? Şimdi güneş koruyucu kremde önemli olan nedir? Son kullanma tarihidir. Eğer son kullanma tarihi geçmişse kullanmamanızı tavsiye ederiz. Çünkü güneş eğer kullanırsanız faydası olmayacaktır. Genelde 3 yıl bir güneş koruma etkisi sağlayabiliyor. Yani son kullanma tarihi genelde 3 yıl devam edebilir ama 3 yılın sonunda genelde kullanmamamızda fayda var. Gün içerisinde kaç kez kullanmalıyız güneş kremini hocam? Kaç kez sıklıkla uygulamalıyız? Bir kere güneş koruyucu kullanırken şuna dikkat etmemiz lazım. Güneşe çıkmadan 15 dakika önce güneş kremini kullanalım. Ve etkisi genelde 15 dakikada belli ediyor. Ve
güneş kremini kullanırken özellikle tamamen ovara tamamen yaymak yerine biraz beyaz kalabilir. Çünkü yansıtması gerekiyor. Yani iyice ovarak yedirmeye çalışmayalım. Ve güneş koruyucu kremleri özellikle 2 saatte bir tekrarlamak gerekiyor. Eğer denize girmiş çıkmışsak, duş aldıktan sonra yine tekrarlamamızdan terlemişsek yine duş alıp yine tekrarlamamız gerekiyor. Yani her 2 saatte bir güneş kremini tekrarlamak gerekiyor. Hocam, güneş koruyucu özellikle hangi bölgelere sürülmelidir? Güneş koruyucu kremler özellikle güneşe maruz kalabileceği her yere sürmek gerekiyor. Yani kıyafetimizi korumadığı her yere sürelim. Peki bebeklerde güneş koruyucuyu nasıl kullanacağız hocam? Özellikle 6 aydan küçüklerde güneş koruyucu kremin kullanılması pek tavsiye edilmiyor. Bunu baştan söyleyelim. Onun için bu 6 aydan küçükleri mümkün olduğu kadar sıcak havalarda dışarıda tutmamaya gayret gösterelim. Güneşten koruyalım. 6 aydan büyük çocuklarda kullanılıyor ve kıyafetin olmadığı, yani güneşin maruz kaldığı her yere genelde kullanmak gerekiyor. Genelde çocuklarda sprey formunu kullanmak daha pratik olabiliyor, daha kolay olabiliyor. Sprey formunda güneşin maruz kaldığı vücudun açıkta kalan yerlerine kullanabiliriz. Kışın güneş kremi sürebilir miyiz hocam? Aslında güneşe karşı alerjisi olanların kışın bile açık havada yine güneşe maruz kalabildiği için bunların kışın bile güneş koruyucu kremleri kullanmalarında fayda olabilir. Peki biz güneş kremini nemlendiriciyle mi süreceğiz hocam? Önce hangisini süreceğiz? Bir kere güneş kremiyle birlikte nemlendirici kullanacaksanız püf nokta şudur. Öncelikle güneş kremini kullanmayın, nemlendiriciyi kullanın. Önce 30 dakika önce nemlendirici kullanacaksınız, 30 dakika sonra güneş kremini kullanacaksınız. Çünkü tam tersi olursa bu sefer güneş kremini seyreltmiş olursunuz, etkisini azaltmış olursunuz. Hele bir de bu vücut nemlendiriciniz yağlıysa, bir de bu sefer güneş kremini üzerine sürdüğünüz zaman cildimizin yanmasına, kavrulmasına neden olursunuz. Onun için önce nemlendirici, 30 dakika sonra güneş koruyucu krem kullanalım. Peki ürtikeri olanlar nasıl bir güneş kremi kullanmalılar hocam? Kurdeşene olanlarda, kurdeşene eğilimli olanlarda özellikle güneş koruyucu kullanırken en az 50 faktör olsun. Hem ultraviyole A'ya hem ultraviyole B'ye etkili olsun. Suya en az 40 dakika dayanıklı olsun. Kimyasal içermeyen, kimyasal filtre özelliği olmayan, daha çok fiziksel filtre özelliği olan nemlendiriciler kullanalım. Hocam, egzaması olanlar nasıl bir güneş kremi kullanacaklar? Egzamalı olanların özellikle cildi hassastır, güneşe karşı da hassastır. Bu sebepten dolayı egzamalı olanlar özellikle güneş koruyucu seçiminde içinde alerjik madde olmayan, kimyasal madde içermeyen, fiziksel bariyer özelliği olan güneş kremini kullansınlar. Hem ultraviyole A hem ultraviyole B'ye karşı etkili olan, güneş koruma faktörü 50 olan ve suya karşı dayanıklılığı 40 dakika olan güneş koruyucu kremleri kullanması çok önemli olur. Egzamalılar özellikle sık sık nemlendirici kullanacakları için güneş kremlerini özellikle nemlendirici kullandıktan 30 dakika sonra kullansınlar. Çünkü egzamalıların nemlendiriciye de ihtiyacı var. Nemlendirici kullanacaklar, 30 dakika sonra da güneş koruyucu kremlerini kullanacaklar. Hocam, öte yandan hamile anneler var. Nasıl bir güneş koruyucu kullanacaklar? Hamileler güneş koruyucu krem kullanırken özellikle emilmeyen güneş koruyucu kremleri kullansınlar. Kimyasal özellikle değil de fiziksel filtre özelliği olan güneş koruyucu kremleri kullansınlar. Ve en az 50 faktörlü olsun ve hem ultraviyole A hem ultraviyole B'ye etki etsin ve en az 40 dakika suya dayanıklı olsun. Bu özellikteki güneş koruyucu kremleri hamileler rahatlıkla kullanabilirler. Peki hocam, alerji doktorunun önerdiği güneş kremi nedir? En önemli sorumuz. Ben alerji doktoru olarak güneş kremi seçiminde şunlara dikkat edilmesini öneriyorum. 1. Ultraviyole A ve ultraviyole B'ye etkili olacak. 2. En az 50 faktörlü olmasını tercih ediyorum. Çünkü alerjik bünyeli olanların alerji eğilimi daha fazla oluyor. Özellikle cildiniz alerjik bünyeli ise, egzamanız varsa o zaman en az 50 faktörlü kullanmanızda fayda var. Eğer bu özellikteki
problemleriniz yoksa, yani egzamanız yok, herhangi bir alerjik hastalığınız yok, hamile değilsiniz ve çocuk yaşta değilseniz, o zaman güneş koruma faktörü en az 30 olması yeterli olabilir. Suya dayanıklılığı en az 40 dakika olacak ve hem ultraviyole A'ya hem ultraviyole B'ye etkili olacak ve benim tercihim daha çok fiziksel bariyer olanlar, yani güneşi yansıtarak etki edenleri ben tercih ediyorum. Bunlar vücudumuz için zararı daha az olanlardır. Çünkü kimyasal filtreli olanlar genelde emerek etki ederler ve vücudumuza da emilme özelliği olabilir. Bu sebepten dolayı fiziksel bariyer olanlarını tercih edebilirsiniz. Ahmet Hocam, sorularımız bu kadardı. Çok teşekkür ederiz bizi kırmadığınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere hocam. Görüşürüz.